Herkese selamlar arkadaşlar. Bu bir vlogtur. Evet, bu bir vlogtur. Uzun zamandır böyle bir şey olmamıştı. Ben de şaşkınım. Uzun zamandır da video yüklememiştim. Neden yüklemedim diye sorarsanız. Çünkü hem çok böyle inanılmaz güzel bir konu bulabildiğimi düşünmüyorum. Böyle izlenecek ve beni de mutlu edecek falan. Hem de zannetmiyorum ki böyle bir içerik sizi de mutlu etsin. Neyse gelin bakalım şimdi. Ne yaptık biliyor musunuz? Şöyle şeyler yaptık. Böyle ışık da değiştirelim. Şimdi Uber çağırdım. Uber'im geliyor aslında. Ecelere gideceğim. Çünkü podcast'imizin ikinci bölümünü çekeceğiz. Onun dışında işte Ece'yle vakit geçirmeyi seviyorum zaten. Ondan sonra benim türlü bazı işlerim var. Bugün böyle bakalım. Bu hafta çok güzel geçecek. Neden çok güzel geçecek? Çünkü çok fazla şey var yapacak. Ve bir sürü bir nasıl desem bir okazyon dermişim. Okazyon kelimesine bayılırım zaten. Hafta sonu Alaçatı'ya gideceğiz Ece'yle birlikte. Artı onun dışında işte bu haftanın yoğunlukları. Şunları bunları derken dedim ki neden bir vlog çekmeyeyim. Vlog çekmiş şeyimi de bu kadar uzun anlattım ya helal olsun diyorum sizlere. Neyse inşallah şu Uber gelecek de ben şu evden çıkayım. Bu arada sabah uyuyakaldım. Aslında Ece beni alacaktı ama ben bir uyu. Yapacak bir şey yok. Bu açıdan daha iyiyim biliyor musunuz? Cansu Dengeli ortak böyle bir şey video çekmiştik. Cansu'nun kanalında olan bir video. Böyle kadın erkek ilişkilerini işte farklı gözlerden bakmacalı. Orada inanılmaz yakışıklı görünüyorum. Tamamen kamera açısı bakın. Şöyle tutunca bebe Ruhi. Şöyle biraz tepelerden bir şey ama kolum çok ağrır böyle de yani. Allah'ım bu dünyada ne görme ya. Neyse. Delilerce geç kaldım. Hem de çok geç kaldım. Ama içim beyaz görünüyor. Ecena. Ay Ecena. Super. Vlog mu çıkıyorsun? Evet. Evet küçük vloglar. Öncelikle bayağı kullanmış. Evet bayağı kullanmış. Bir tanelere girecek yakın olarak. Çok güzel, çok seviyorum. Güzel kokuyor, manyak güzel kokuyor. Güzel kokuyor, tarçınlı falan evet, biraz. Şekerli zaten. Kuki Doğu gibi. Aşkım! Sufıl! Bak sufle tanıyacak mısın? Sufle o kim? Bak nasıl sever, nasıl sever, nasıl sever. Çok aşk ya, çok aşk. Suful is my bubble. Ay sufle, seni çok seviyorum kız. Yürü. Kara gözlüm. İşte gözlerin kara değil, güzel şey. Kehribar gözlü. Ay şu duruşun asilliğine bak ya. Şu duruşun asilliğine bak kız güzelliğin. Arkadaşlar bu arada buradan da söylemek isterim. Uzun zamandır dediğim gibi işte vlog koymuyordum falan ama bir de videomda bunu özellikle duyurmak isterim. Ece ile podcastimizin günü Perşembe. Spotify'dayız. İnşallah. Bak Allah söyletiyor Spotify'dayız yani, diye. Söylüyoruz. Yani cidden hani podcast çekerken de böyle söyledik. Şeyde daha Spotify'dan onay alamadığımız için orada yokuz. Fakat şu an SoundCloud'da iTunes podcast'te varız. Yorumlarınız falan hani geri dönüşleriniz, bütün mailleriniz, yüzlerce mail gelmişti. Hepsi için çok teşekkür ederiz. Dönebildiğimiz kadar iki yandan Ece ile böyle oturup dönmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar döndük yani. Neler hakkında konuşalım? Nelerden bahsedelim? Özellikle neleri bizle birlikte konuşmak istersiniz. Hangi yola birlikte çıkalım onu çok merak ediyorum. Bana söyleyin yorumlarda olur mu? Söyleyin lütfen yani sevinirim. Biz de ona göre bir şeyler yapalım. Önümüzdeki haftanın konusu da ne olacak biliyor musunuz? Podcast'ta siz dinlemiş olacaksınız ben bu vlogu yayınladığımda. Ama kilo, vücut, nasıl görünürüm? Nasıl görünürüm değil de göründüğümle nasıl memnun olurum tadında böyle bir şeyler. Öyle işte haberleşiriz bakalım şimdi. Ece'nin küçük bir çekimi olacak bu evde. Bence kalmalısın. Bana pompon kızlık yap. Sana pompon kızlık. Ece, Ece. Herkes yerde sen yüce. Ece, Ece. Kaçırdım. Rapçiyim oğlum.
Ben makyaj yapıyorum. Hadi bakalım. Belki aşağıda bir yerde otururum ya da bilemem. Kısmet. Soru. Soru. Şimdi size bir soru var. Damper. Diyelim ki size... Ay. Bakalım. Diyelim ki size birisi şey diyor. Seni seviyorum. Senden hoşlanıyorum. Diyor size. Siz ama bu durumda bir şey... Lan sakin ol. Evet, biraz şu an yön değiştirdiniz. Yok yok, şeyde değil. Sana demedim. Lan diyor. Lan sakin ol diyorum sana. Biri senden hoşlanıyor ya da biri size geçip şey dedi. Hani senden hoşlanıyorum, seni seviyorum işte çok... Sana aşığım. Aşığım, bir şeyim falan dedi. Ama karşında, sen hiçbir şey hissetmiyorsun. Hiçbir şey hissetmiyorsun ya da diyecek lafın yok. Hani bilmiyorsun. Yani ne denir? Ya da bir şey söylemeye daha hazır değilsin. Diye. Evet, evet. Hissetsen bile söylemeye hazır olmayabilirsin evet. Çünkü. Herkesin süreci farklı. Böyle durumlarda kaldığınızda ne diyorsunuz? Şimdi bizim olaylarımız, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Öyle mi? Ya filan. Ya. Ya ben, çok iyi bence. Ben genelde ya yapıyorum, benim olayım o. Benim şey ya, emoji. Çok eğer tatlı. WhatsApp'ta konuşuluyorsa bu konu benimki direkt şey emojisi. Bak en antipatik sevimle. Dilin dışa çıkmış. Gözleri kapalı falan. Cute. Ay çok komiksin, bunu koyduğunu inanamıyorum emojiyi. Full. Eğer bunu koyuyorsan bil ki awkward bir durum. Bayağı. Şey değil yani. Kalmaz. Şey ben direkt böyle ya. Gerçekten mi falan böyle şey. Çok tatlı, tatlı ama da böyle gerçekten inanmıyorum falan öyle şey yaparım yani. Ya sen beni mi seviyorsun? Sen beni seviyor musun şimdi? Yapma. Ama bir daha söylemek de istemiyorum aynı zamanda. Zor bir durum. Bence böyle şeyler söylendiğinde cevap beklenmemeli. Ama genelde insanlar hep cevap direkt bekliyor. Beklenti. Ne diyecek? Demedin. Hoşlandım söyledim, ne diyor falan. Sonra şey diyenler var, bir de cevap vermedin diyenler var. Soru işareti evet, koyuyorum. Evet, söylediğim mesela şey yapıyor. Söylediğine cevap vermedin yalnız falan. Cevap mı beklemiştin demek lazım bence o durumda. Onlar konuşuyor biter, bir daha konuşmazsınız şeysin, ama. Şeysin evet, biraz iticisin yani. Ne denir ki böyle şeylerde? Bunu bilmek istiyorum ama. Çünkü günlük hayatımız çok çok sıklandığı için. Çok sürekli birileri bize bir senden hoşlanıyorlar ve biz anlayacağımızı bilemiyoruz. Evet sürekli. Yani her gün, günde 3. En az 3. Kesin 3 yani. Neyse arkadaşlar, bu konudaki soru cevaplarınızı merakla bekliyorum. Onun dışında şimdi... Şarjım bitmek üzere. Biz bayağı... Bu dayanır bana ya, tak kapanırmış şu an. Biz şimdi Ece'yle bayağı ayrı ayrı işlerimizi falan da hallettik. Biraz çalışıldı falan evde. Bir şey söyleyeceğim. Edim çalışıyoruz Tulu'ya. O bir kendi bilgisayarında, ben kendi bilgisayarındayım. Müzik çalıyorum ben de playlistten. Duruyor duruyor. Bu bilmem ne bilmem ne. Peki ilk başta böyle okey, hani belki bu çok sevdiğim şarkıdır dedim. 5 dakika sonra başka bir şarkı için aynı şeyi yaptı. Ve benim böyle asla hani adını bilmediğim, böyle çaldığım bir şarkı, böyle popüler bir şarkı değil yani. Dedim ki Tulu Şazam, Tulu. Zem. Tulu Zem. Zem Zem Tulu. Bazı şarkıları unutamıyorum. Anısı var. Şimdi Ece ile bir minik bir yemek yedik. Sohbet muhabbet falan ediyorduk. Bir şeyler bakacağız şimdi, böyle gezişler. Değil mi Ece Targın? Aklımlar kıyafetler. Görüyor musunuz? Bak biz hazırlanıyor çeşmeye. Arkadaşlar şu an çıldıracağım. Bakın şunun elimde gezerken ne gördüm. Bu ne ya? Şöyle olduk karşınızda. Bu ne ya? O kadar aynı düşünemiyorum. Gerçekten. Ece Target. Aleyne geldi. Şöyle. Ay, hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu arada benim her şey pembe, bir şey bakma. Arkadaşlar günaydın. Bugün günaydın değil, tünaydın. Saçımın şurasını işten atmak üzere olduğum bir kısmı düzeltmekle birlikte öyle bir uyandım ki gece sabaha karşı yaptığım şeyleri hatırladım. Şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum bir kısmını. Yani gerçekten böyle 3-4 bardak su içtim. Gece uyanıp 1-2-3-4 tane halle yemişim. İyi arkadaşlar, çok pardon, şarjım bitmiş ve ondan sonrasında sinirlendim ve video çekmeye devam etmedim. Ama bu arada ne yaptım biliyor musunuz? Duşa girdim, işte bazı şeylerimi falan işte ayarladım, işlerimi bitirmeye çalıştım falan falan. Yani işin böyle birazcık nasıl desem sıkıcı ve hani
bloğa niye koyalım ki falan kısımlarını hallettim. Şimdi üstüm başımı giyindim, spora gidiyorum. Ağzımda fıstıklar var yani, hani böyle dişlerimin fıstık yani, neyse. Fıstık güzel şeydir. Allah'ım şöyle kalsam. Neyse şimdi spora gidiyorum. Haydi bakalım böyle yavaştan çıkalım evden. Dönünce de ne yapacağız biliyor musunuz? Hem dün Ece'yle birlikte yaptığımız böyle alışverişler, yani kendi yaptığım kısmı tabii ki. Ece'ninkiler bende değil. Onları size gösteririm. Hem bavul yaparız çünkü yarın sabah Çeşme'ye gidiyoruz. Onun dışında da öyle takılırız, sohbet muhabbet ederiz falan. Bu arada podcastımız birazdan yayında olacak diye düşünüyorum. Telefonlarım susmuyor. Tabii ki herkesin annesi beni arayacaktı. Onun dışında da öyle işte, hadi bakalım evden çıkalım artık bir güç gelmişken. Ve şu an aslında spora gelmedim, spordan çıkıyorum. Onlar spordan çıkıyorum çok net bir şekilde. Ne yapacağız, hadi bakalım. Dediğim gibi çıkalım. Uzatamam, bir de arkamda insanlar var, utandım. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyorum? Bavul hazırlıyorum. Bakalım. Yeni aldıklarımı falan koyacağım bayağı. Evet. Yerime ve yere oturdum şimdi. Öncelikle mayolardan başlayabiliriz. Kendime şöyle bir mayo aldım. Bence iyi bir alışverişti. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ondan sonrasında bir mayo daha aldım. Çünkü fazla mayodan kimsenin canı çıkmaz. Mayo da birazcık şey gibi. Nasıl desem, böyle eski zaman mayoları gibi. Vintage bir görünüşü var ama vintage falan diye, vintage normalde sevmem. Rengini nasıl görebiliyorsunuz bilmiyorum ama burası aslında yeşil. Bayağı bir yeşil. Yani turkuaza yakın bir yeşil. Neyse, bu ikinci mayom. Bir tane short aldım. Böyle bir short ama kendisi çizgili kadife. Çizgili kadife deniyor diye biliyorum bunu. Yakından da böyle görünüyor. Bakalım, bitmedi. Daha başka mayolar da koymak istiyorum. Mayolarım hemen şurada altta. Hangi mayoyu koysam acaba? Bunu mu koysam? Evet ya, bunu koyayım. Çok şey yapmıyorum yani. Cansu dengeye çok özenerek, çünkü o hep çizgili şeyler giyiyor, çok seviyor. Çizgi hatta Cansu dengeyi demek yani. Böyle bir tane koyu kırmızı bordo gibi ve beyaz çizgili bir tişört aldım. 3 gün kalacağımız için aslında 4-5 tişört koysam yeter. Yani belki terlerim. Belki değiştirmek isterim. Vıdı vıdı. Ondan sonra kendime 3 tane spor tişörtü aldım. Ya hazır bulmuşken alayım dedim bunları. Lazım oluyor çünkü. Bir tanesini koyacağım. Mesela şunu diye koyayım. Belki orada bir koşu, bir spor, bir şey, bir şeyler olabilir. Bir tane şortum var. Pantolonum da bu. Bayağı ince bir şey aslında. Böyle bir de kareli. Ama aynı zamanda bel lastikli, yani rahat. O yüzden çok tatlıyım, çok hoşum. Zaman olmazsa olmazım. Beyaz tişörtlerden 2 tane de beyaz tişört koydum. Tamam. Bence tamam. Yani hani havlu. Havlu koymam lazım. Bir saniye. Şu gömleği koyacağım çünkü en uygunu bu gibi. Ve eğer az önce dediğime göre bu gömlek kırışırsa birazcık üzülürüm tabii ki. Ama kırışmayacaktır çünkü güveniyorum yolculuğuna falan. Tamam. Allah'ıma güvendim. Sadece Allah'ıma güvenirim. Hadi bıdı bıdı yaptım bir süredir. Yere de çömdüm şu an yani. Gerçekten çömdüm. Hadi bakalım şimdi gelin banyodan şu çantamızı yapalım. Özlemişsinizdir. Uzun zamandır şurada bir video çekmemiştim çünkü, ama bu benim erkek bakım çantam. Erkek bakım seyahat bıdı 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 çantam. Bu Giorgio Armani. Armani bir şey olmuştu, onunla birlikte çıktı. Neyse, şimdi şey, diş fırçamı şu an mı koymalıyım acaba? Acaba, ama dişimi fırçalarım ben. Ama diş fırçam, yedek diş fırçam var zaten burada. Şimdi şey, bu benim diş fırçam. Günlük hayatımda şunu kullanıyorum. Şöyle bir işte seyahat kılıfı gibi bir şeysi var. Buna da takıyorsunuz, sonra kendisi kendi kendini şarj ediyor. Ama bunu kapı şeyini çıkarmam lazım. Bu seyahatte kullanacağım ama şu an birazcık ıslak, yani kurutmam gereken böyle bir şeyim. Şampuanım Lab Series'in neyi? Edge Rescue Densifying Shampoo'su. Yani tıp 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 da. Evet, bu sefer şampuan olarak şu benimle birlikte gelecek. Diş macunu. Şöyle, ben de zaten yedekli yedekli vardı, İtalya'dan almıştım bunları. Şeyden, Milano'dan. Yanıma rolonumu alıyorum. Yüzyıllardır aynı rolonu kullanırım. Bir de evet, yanıma parfümümü almam lazım, bir saniye. Şu parfümü alacağım. Avon Free. Evercome Fierce'a çok yakın. Öyle bir o kafalarda kokuyor falan.
Bakalım bence başka neye ihtiyacımız var? Bence başka bir şeye ihtiyacımız yok. Saçını neyle yapacaksın Tulucuğum? Hiç de düşünmüyorsun ha aşkım böyle şeylere. Yanıma bir de şunu alıyorum. Bakın bunu da yüzyıllardır kullanırım. Ancak şu kadar bitirebildim. Yani bu yaza biter ama... Yani bir iki hafta yazsına biter ama neyse bunu da buraya koyalım. Oha valizimden daha ağır oldu be. Valizimden... Evet, geri geldim. Şöyle laps diye ortasına koyalım şu bavulu. Yapacak hiçbir şey yok. Bakalım. Çatır çatır da kapandı. Çatır çatır da kapandı. Gel bakalım. Başka da bir şey yok. Tamam. Bu arada valizim ejderha derisi arkadaşlar. Bilmeyenler için söylemek istedim. Böyle kendi dünyası etrafına dönebilen böyle bir valiz. Rengi gördüğünüz üzere ejderha gümüşü. Gümüş bir ejderhaymış. Evet, tekrar çömmek suretiyle bence bitti. Değil mi? Bence bitti. Valizimiz tamam. İşte bakım çantası şu su tamam. İşte yedek ayakkabı bu da bu da derken her şey tamamdır. Hazırız. Hadi bakalım. Yarın sabah Ece beni alır. Sonra havalimanına gideriz. Sonra uçarız sonra. Tık 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 tık. Hadi bakalım. O zaman ben şimdi şunu kapının önüne doğru koyup yatıyorum. Sizleri öpüyorum. Bakalım yarın neler olacak. Hep birlikte görüşeceğiz.